Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri kampının 5. haftası son videosundayız yani 5. videosundayız kenar ortayda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar İsterseniz dersimize başlayalım örnek 11'de kalmıştık gençler örnek 11'de ne diyor bakalım G ağırlık merkezi hocam ağırlık merkezi verilmişse verilen bilgiyi kullanalım ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır 8 8 diye keş parçaya böldü Sonra I, A, işte çemberin merkezi. Hocam I'yı gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? İçeriden teğet çember mi çizdik? Hayır. I dediğimiz yani işte çember çemberin merkezi dediğimiz neydi? Oradan geçen açı ortay olacak. Hatta daha öncesinde bahsetmeyip şuradan geçen açı ortay. Hatta gerekiyorsa bunu çiz. Hatta gerekiyorsa şunu çiz. Bunların hepsi ne oluyor demiştik arkadaşlar? Açı ortay oluyor demiştik. Ama bunları çizmeden önce bir eksim yapmadan önce bir verilen bilgileri kullanalım. Bakalım verilen bilgilerden çıkacak mı? Arkadaşlar bakıyoruz, I, açı ortayların kesim noktası buradan geçen açı ortay olacak tamam. A verilen bilgilere bakıyorum. Açı ortay ve aynı zamanda kenar ortay. Hem açı ortay hem de kenar ortay neredeydi? İkiz kenarda. Evet, o zaman hocam bu ikiz kenar üçgendir. 10sa 10 ve aynı zamanda bu nedir? Yüksekliktir. E hocam burayı yüksekliği koyduk. Eyvallah 8-10. Ne üçgeni? 6-8-10'dan şurası da kaç yapacaktır? 6 yapacaktır artık kısaca bulmayı biliyoruz. 6'yı 3'e böldüğümüz zaman kısa parçayı buluyoruz değil mi? 6'yı 3'e bölsen 2. Yukarısı kaç yapacak? 4. E hocam bizden IG uzunluğu isteniyor. Buraya x dersek yukarısı 4 olduğundan buraya da 4 eksi x mi kaldı? Aynen öyle. Şuraya da bir 4 eksi x'i düzgünce bir yazalım. E yazdık. E verilen bilgilerle hala sonuca ulaşamıyoruz. Hocam ağırlık merkezini kullanmaya devam etsem. Şuradan çizsen kenar ortay. Bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. Ya da buradan çizsen kenar ortay. Bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. Hani boştayken şu ağırlık merkezinden bir kenar ortaya çizmek genelde bir işimize yaramıyor. Hani garip gelmişse uzatmaları yapıyorduk. O ayrı bir konu. E hocam ne yapacağız o zaman burada? E, I'yı kullanalım o zaman. I'yı nasıl kullanacaksın? Hocam I'dan geçen açı orta yoludu. Şunu çizelim olmadı bir de bunu çizeriz. Bakalım şu çizimle bir şey gelecek mi? Hocam bunu çizdikten sonra bu bir açı ortay değil midir? I'dan geçtiği için büyük üçgende. Evet. Evet. Yani bakın şu üçgende bir açı ortaylık çıktı karşımıza. E açı ortaylığı kullanacağız o zaman. Haydi bakalım kullan. Açı ortayda kollar oranı tabanlar oranına eşit değil midir? Yani 10 bölü, 4, 10 bölü 8 eşittir. 4 x bölü x artı 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Sadeleştir sadeleştir 5 4. 5x artı 10 eşittir. 16 eksi 4x oldu. Buradan 9x eşittir 6 geldi. X de buradan 6 bölü 9 geldi. 6 bölü 9 dediğimiz nedir arkadaşlar? Böl 2'ye bölü 3'e 2 bölü 3'e böl 3, e 3. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? 2 bölü 3 çıktı. Yani verilen bilgiyi kullan kardeşim. Kullan. Rahatlıkla çözersin. Hiç merak etme. Gelelim 12. soruya. Sözel bir soru. Arkadaşlar sözel bir soru. Korkmayın. Çizin. ABC üçgenin ağırlık merkezi G noktasıları diye demiş. Hemen bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. Rastgele bir ABC üçgen çizdik. A, B ve C. Ağırlık merkezinde resimmiş arkadaşlar. G noktası yemiş. Bunu da çizdik. Sonra AC uzunluğu 11'im diye verilmiş. GA ve GB çizildiğinde GA'yı ve GB'yi çiziyorum. Bunlar da nasıl oluyormuş arkadaşlar? Dik kesiyorlarmış. Hocam bunlar dik. O zaman burada kaç şey? Bir 90 derece yapıştıralım. BE eşittir EG olacak. Şimdi E eleman BG'ye seçersem. Şu BG üzerinden bir tane E noktası seçersem yalnız BE ile EG birbirine eşit olacakmış. AE kaç birim olur diye soruluyor arkadaşlar bizden. İşte burada uzun soruluyor. Arkadaşlar ne yapalım? E, hocam şu garibim buraya kadar gelmiş. Devamını getirsek kenar ortaya olur. Ama bir işimize yarıyor mu? Onu kullanabiliyor muyuz? Yok. Kullanamıyoruz. O zaman sildim. E ne yapalım? Şu garibimin devamını getirsem. Evet bir işime yarıyor mesela bu. Hocam bunun devamını getirdiğim zaman ne oldu burada? Bunun devamını getirdiğim zaman ağırlık merkezinden geçen kenar ortay. 5, 5 diye iki eş parçaya böldü. Ama ağırlık merkezi bak ağırlık merkezi üzerinde oranlamalar da verilmiş. Yani burası A iken burası 2A'dır. Bunlar da AA. Yani burası çift çizgi oldu mu? Oldu. Neyi kullanmadık? Hocam bir tek şunu kullanmadık. Dikliği dediğiniz an soru çıktı mı? Çıktı. Çünkü dik tabanı iki eş parçaya böldü. Nasıl bir üçgendir gençler bu üçgen? Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Neydi? İkiz kenar. hocam. Evet aynen öyle. Çünkü yükseklik taban iki parçaya ikiz kenar üçgende böler. Dolayısıyla AE uzunluğunu böylelikle ne bulmuş olduk arkadaşlar? 5 bulmuş olduk. Yani örnek 12. cevabı da böylelikle 5 çıktı. Geldi örnek 13'e. E. Hmm, bir panoya üçgen biçimindeki karton ağırlık merkezinden çakılan bir çiviyle sabitlenmiştir. Sen duvara bir çiviyle çakmışım böyle ağırlık merkezinden. Ve sonra ne yapmışız? Karton pano üzerinde döndürülürse. Önce döndürme mantığını söyleyeyim. Yavaş yavaş yeni nesile alıştırıyoruz sizi diye söylemiştik daha öncelerinde de. Arkadaşlar A noktası etrafında B'yi döndürdüğün zaman bak. A noktası etrafında B'yi döndürdüğün zaman A merkezli şöyle bir daire oluşmuyor mu arkadaşlar? Evet. Yani A merkezli bir daire oluşmak zorunda arkadaşlar burada. Ha hocam daire çember bilgisini kullanacağız o bu zaman burada. Ya çember bilgisi de kolay bir çember bilgisi hiç merak etme. Döndürdüğünde evet çember bilgisi oluşuyor burada. Ama bak bu da çemberin yarıçapı, bu da çemberin yarıçapı. Sen 60 derece atıyorum alfa derece ya da alfa derece döndürdün. Buraya geldi. İşte o dönüşte çember yayı da yapmış oluyor arkadaşlar. Şimdi soruyu bir daha okuyalım. Karton palo üzerinde döndürülürse ağırlık merkezinde dönüş olmayacak mı? Çünkü çivi oraya çakılı. A köşesi C köşesinden geçmektedir. O zaman sen A köşesini yorumlayacaksın. G'ye bağlı ya çivi. Bak G A'yı döndüreceksin. A'yı döndürüyor. Hop nereden geçiyormuş? C'den. Yani senin çemberin şöyle geçecek kardeşim. Şöyle bir çember olacak. G merkezli. E hatta çemberin şöyle de geçebilir. Böyle de geçebilir. Ben karışmasın diye böyle çiziyorum sadece. Ama biraz daha şöyle de çizilebilir. Fark etmez. Çemberin merkezi burası kardeşim. B'den geçtiğini biliyor muyuz? Hayır öyle bir şey söylemiyor. Sadece A'dan ve C'den geçiyor. Bu ne demek? Hocam şunlar birbirine eşit demek. Bu da yarıçap, bu da yarı çap. Döndürmelerde o yarı çap uzunluklarına eşit olmasına dikkat edin arkadaşlar. E buradan ne gelecek? Baksana kardeşim ikiz kenar var. Taban mevcut. İnsan olan ne yapar? Hocam tabanına ait yüksekliği çizer. Hop çizdik. 9'a 9. A 9. Aa, kenar ortayda oldu. Ağırlık merkezi de var burada. Şimdi ben neyi kullanmalıyım? Buna göre B, çivi, B köşesinin çivi olan uzaklığı. Hocam benden şu uzunluk isteniyor. Bak benden şu isteniyor. Hocam bu ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. E, hocam buradan da bir kenar ortay çizmişim zaten. Ağırlık merkezinden geçen. Yani şu siyah çizgiyle mavi çizgi ne olmak zorunda? Hocam ikiz kenar olmak zorunda. Aynı zamanda dik tabanı keş parça böldü. İkiz kenar bir üçgen olarak da bulduk bunu. Ama gerek yok. Çünkü şun ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. E, bunun da devamı kenar ortay olduğu için ne oldu? Doğrusal oldu. Madem doğrusal oldu. 9, 15. Ne üçgen arkadaşlar? 9, 12, 15 üçgeni. E hocam 12 var. Ağırlık merkezi var burada. 1'e 2 oran vardı. 3'e böl. Kısa parçayı bul. Değil mi? Evet 12'yi 3'e böl bakayım. Hocam 4. E 4 iken burası 1'e 2 oran vardı. Burası da 8 yapar. O zaman B köşesinin çeviri olan uzaklığı yani BG uzunluğu isteniyor bizden. Cevabımız da ne yaptı o zaman arkadaşlar? 8 yaptı. Evet güzel bir soru. Dönmeye de bu şekilde alışmış oluyoruz arkadaşlar. Dönme mantığına da. Evet gençler örnek 13'ü böylelikle 8 bulduk. Bunlara dikkat. Çok hoş bir soru mesela bu arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. Hiçbir yerde de bulamazsınız ha böyle bir soru. Neyse devam. Evet bir katlama var arkadaşlar. Şurada e, şurası yanlış yazılmış. Şurası AD boyunca katlanacak ya. Şurası D olacak arkadaşlar. Şimdi sorumuza devam edelim. O kadar önemli değil. Soruyu da çözersiniz normalde de. Ee, bunu bir şekilde katlamışız. Katladığımız zaman C noktası G'nin üstüne gelmiş. Hmm. Madem katlamama yapılmış. O eski halinden eser var şimdi deyip eski haline geri getirelim. Hocam eski haline geri getirdik şekli. Tam kırmızıyla getireyim şöyle. Şöyle eski haline geri getirdik. Sen bunu böyle katladığında. Hocam burası ne oldu? C noktası. Burası dörtken. Katladığımızda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Dörtse 4 Hocam bu kenarla bu kenar eşit. Çünkü AG'ye kadar gelmiş ya. O kenarı büyük ihtimalle kullanacağım. Kenar mantığı varsa kenarları kullan. E hocam bir de sıkıştığımız zaman açılarda birbirine eşit olmuyor mu? da üst üste açılar. Şunları da yazalım. Ne olur ne olmaz. Şunu da yazdık. Şunu da yazdık. Eyvallah. Şimdi devam. G'yi kullanacağım. G nedir? ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Hocam ağırlık merkezini nasıl kullanacağız? Arkadaşım ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ya B'den çizeceksin böyle ki çok saçma olduğunu görüyorsun. Ya C'den çizeceksin. Bunun da saçma olduğunu görüyorsun. Ağırlık merkezini kullanacaksın ya. Zaten A'dan ağırlık merkezine kadar gelmiş. Ya da bunun devamını getireceksin. Bunun devamını olmak zorunda arkadaşım? Şu parçayla şu parçayla şu parça birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü niye? Ağırlık merkezinden geçen şekli aldan Bu kenar ortam olmak zorunda. Hocam bu ağırlık merkezi kenar uzunluğu da işin içine girmiş. Yani burası K iken burası 2K mı? E şu kenarlarda birbirine eşit 2K. Takıldık kaldık. Verilen bilgileri kullanalım. Her bilgiyi kullandık. Bulduğumuz bilgiyi de kullanalım. Hocam bir de ekstradan açıların eşitliğini yazmıştık. Şunun açılarının eşit olması bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. Ama şu açı ortaya bakacak olursak. Şu açı ortaya bakacak olursak. Büyük üçgende. Hani kollar oranı tabanlar oranı eşit oluyordu. Değil mi? E o zaman burada da arkadaşım kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Yani sen 3K bölü 2K eşittir A bölü 4 diyebilirsin. Buradan da A'yı bulursun. Hatta hocam 2K'daki 4 ise 3K'daki direkt 2 katı 6 diye yazabilirsin. Artık bunlara alış. A'yı buradan da zaten 6 buluyorsun. Onda da sıkıntı yok. E hocam şu parça ile şu parça birbirine eşitti. Yani burası da kaç? E, tamamı 10 sa, burası da 10 olacak arkadaşım. Benden ne isteniyor? BD uzunluğu isteniyor. Yani X isteniyor. BD'ye bak bakayım B'den D'ye kadar olan kısım 10 burası 6 burası 10 artı 6'dan cevapta kaç çıktı arkadaşlar 16 çıktı. Tamam güzel bir soru hoş bir soru yine e, verilenleri ve bulduğumuz bilgileri kullanmayı öğrendiren bir soru. Geldik örnek 15'e. Üçgen biçimindeki ABC kartonu çekil 2'deki gibi C köşesi A köşesine gelecek biçimde katlanıyor ve BF çiziliyormuş arkadaşlar. Öncelikle eski haline bir geri getirelim şuna. Getirdik. Katladığımızda üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hocam bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Başka? BF'yi de çizmişiz. Eyvallah. Sonra D bölü A'ya 1 bölü 2 demiş. Yani burası K iken burası 2K demiş. Benden de ne isteniyor arkadaşlar? Şekil 2'deki DE uzunluğunun ne? bc uzunluğuna oranı şekil birdeki bc uzunluğuna oranı Yani ben şuradaki uzunluğu bulacağım ya da şuradaki uzunluğu bulacağım arkadaşlar Şimdi dikkat edin kenar ortaylık varsa artık yeni bir konu öğrendiniz kenar ortaylık varsa alanda analitikte gerçekten çok işinize yarıyor Ağırlık merkezi var mı diye bakın arkadaşlar Hocam Bu kenar ortay aa Burada da 1'e 2 oran var 2 şart sağlanmış 2 şart sağlanınca ne oluyordu gençler Ağırlık merkezi oluyordu bak hem bu kenar ortay hem buradan gelen de 1'e 2 oranında kesmiş. O zaman burası kesinlikle ağırlık merkezi. Madem ağırlık merkezi yani buraya G gibi düşünebiliriz. Madem ağırlık merkezi ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hatta burada da 1'e 2 oran vardır diyebiliriz. Hocam bu kenar ortay benden BC isteniliyor. BC'ye yoğunlaşacağım. Yani şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit oldu mu? Oldu. E hocam burası 3K iken burası zaten 3K. E hocam kenar ortay olduğundan 3K ise burası da 3K oldu. Toplamda bu uzunluk kaç oldu? 6K oldu. Evet. DE uzunluğuna bakıyoruz. K bölü BC uzunluğuna bakıyoruz. 6K. Cevabımız böylelikle ne çıktı? 1 bölü 6 çıktı. Hatta açı bile sorulabilirdi. Niye? Eşit eşit eşit. Hocam muhteşem şundan 90 geldi burası. Hatta şu uzunluklar verilip şuradaki parça şu uzunluk ya da şeyler sorulabilirdi. Sonuçta buradaki Pisagor'u kullandıracak şekilde şöyle bir Pisagor bağıntısı da yaptırabilirdi bize arkadaşlar. Bu soru biraz daha zorlaştırılabilir. Ama bu mantığı anladıysanız artık her tarzını en zor tarzını bile artık yapabilirsiniz büyük ihtimalle arkadaşlar. Evet örnek 15'i de 1 bölü 6 bulduk geldik özellikle Arkadaşlar özellikler ağırlık merkezinin özellikleri. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada benzerliği kullanacağız. Ama e, ben ağırlık merkezi konusunda ben, e, bu özellikleri de veriyorum ama siz özellikleri böyle ezberlemek zorunda değilsiniz. Kendinizde çıkartabilirsiniz. Ben şahsen kafada kurguluyorum. Aa burada burada şu var bu var deyip ona göre şey yapıyorum ama ya bilinse de oluyor. Çünkü ağırlık merkezinde böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. İspat yöntemiyle de yapabilirsiniz. Çünkü hepsinin ispatını yapacağım. E benzerlik de versek daha iyi olur muydu? Olurdu ama benzerlik konusu bu sefer daha çok şişecek. Ve bununla alakalı ağırlık merkezinde de sorular da bunlarla alakalı da sorular geliyor. O yüzden kaçırmamanızı istediğim için burada benzerlikten önce bunları vermek istedim arkadaşlar. Herkes temel orantıyı e, 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir biliyor. O yüzden sıkıntı yaşayacağınızı da çok zannetmiyorum. Şimdi özellik 1 ne demiş? E, G ağırlık merkezi ve D, birbir D ile BC birbirine paralel olduğunda şu kollar oranı 2'ye 1 oluyor. Niye? Hocam ağırlık merkezi ve paralelse e, ağırlık merkezini kullanalım. Bak ispatı yapıyorum. Hop şunu çizsem. Hocam yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran yok mu? Var. E şunlar paralelse şuradaki temel orantıda hocam 2'ye iki, 1 oran var burada. O zaman burada da 2'ye 1 oran vardır. Siz şunu biliyorsunuz ama temel orantıda direkt kollar kollar şeklinde gidebilirsiniz. Direkt 2'ye 1 oran vardır burada. Hatta burada da 2'ye 1 oran varsa şu üçgende de 2'ye 1 oran vardır. 2B ise burası da B'dir. Kendiniz gözünüzle bile hayal ederek ispatını zaten yapabilirsiniz arkadaşlar. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran var arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Bence yoktur. Geldik 2'ye. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şunlar birbirine eşit oluyormuş. Hmm. Ya sanki bazı özel sorularda çıkıyor. Bilseniz iyi mi olur diye bir yıldız atayım isterseniz. Niye? Çok basit arkadaşım. İstediğiniz şekilde ispatlayabilirsiniz. Tepeden çizebilirsiniz. Buradan çizebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz yerden çizebilirsiniz. Ben tepeden çizsem böyle. 2'ye 1 oran var mı? Var. E hocam burası 2K iken burası K. Aynı zamanda şunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Hocam bak şunların eşitliği şimdilik yokmuş gibi düşünün. Burada 2 bölü 3 oran var. Hocam burası 2 xken burası ne olacak? 3 x. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olduğundan burası da 3 x oldu. E hocam burada 2'ye 1 oran var. Burada da 2'ye 1 oran var. 2 iken burası da e şuraya da baktığınız zaman 2 bölü 3 oran sağlanacak. 2 bölü 3 oran sağlanacağı için 2 x çıktı. Gerçekten de şunlar birbirine eşit oldu mu? Oldu. İşte bazı özel sorularda da çıkıyor. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde bunlar birbirine eşit. İkinci özelliğimiz bu. Geldik üçe. Valla 3 de ispat da çok güzel. Çok da rahat bir şekilde yapabilirsiniz ama bu da sanki sanki böyle çok özel sorularda karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Ee, burada ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şu parçada şu parça arasında 1'e 3 oran vardır. İster buradan çizip ispatlayın arkadaşlar. İsterseniz şuradan çizip ispatlayın. İsterseniz buradan çizip ispatlayın ama buradan çizdiğiniz zaman şununla şunun arasında bir ilişki kuramıyorsunuz. Ben bu sefer buradan ispatlayayım. E bunu çizdiğiniz zaman Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Eyvallah. Burada da 1'e 2 oran var mıdır? Vardır. Aa hocam ne çıktı burada? 1 bölü 3 oran. Gerçekten de 1'e 3 oran var mıymış arkadaşlar? Varmış. Çok da kolay bir şekilde çıktı mı? Çıktı. Hani hocam 1'e 2 yazıyorduk. O koldan kola geçişte 1'e 2 yazıyorduk. Şuradan şuraya geçişte 1 bölü 3 arkadaşlar. Tamam Evet üçüncü özellik bu. Dördüncü özellik de 3-1-2 kuralı. Valla arkadaşlar 3-1-2 kuralı ÖSYM tarafından eskiden böyle önem verilen bir konuydu. Ee, ama böyle 3-1-2 kuralını ezberleyince hani 3-2-1 miydi, 3-1-2 miydi gibi gibi şeyler çıkıyor meydana. Ben 3-1-2 kuralını da çok fazla bilmenizi istemiyorum açıkçası. Özellikle benzerlik konusunu ve orta konusunu biliyorsanız bunun ispatını da çok rahat bir şekilde yaparsınız. E hocam nasıl bu 3 1 2 kuralı? Arkadaşlar kenar ortaylıklar ve orta taban aynı anda varsa orta tabanın sivrildiği yere küçüldüğü yerdeki sivrildiği noktaya gidip yukarıdan aşağıya 3 1 2 oran vardır diyebilirsiniz. Eğer kural zihniyetli olacaksanız ama 3 1 2 3 2 1 karışır değil mi arkadaşlar? Evet ya da her zaman böyle 3 2 1 pardon 3 2 1 ne ya? 3 1 2 bilince böyle ezberleyince bütün gördüğünüz sorularda 3 1 2 uygulamaya çalışıyorsunuz. 3 1 2 olmasa bile paralellik olsa bile yukarıdan aşağı 3 1 2 kuralı vardır diyorsunuz. İşte o biraz tehlikeli. O yüzden bence bunu bilmeyin. İspatını yapayım isterseniz. Hocam şu kenar ortay bu kenar ortay bu ort taban çizgisi değil mi? Evet. Yani kırmızı çizgiler paralel. Dikkat. E hocam şurada bir orta taban var küçükte. K iken burası 2K hatta burası da 2K. Hatta 2K iken burası da K mı oldu arkadaşım? Evet. E sonra Şurada paralellikten dolayı burada bir kelebek benzerliği var mı gençler? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. Ben bu doğruya yoğunlaşacağım ya. Bunun arasındaki ilişki isteniyor ya. Hocam burası xken burası 2x'tir. 1'e 2 oran olduğundan. E hocam burası ağırlık merkezi ise burası 2x ise burası 4x midir? Evet. 2 xken 4x olacak. O zaman burası 3x oldu arkadaşlar. Bakın 3, 1, 2. Ya da bu şöyle de olabilir arkadaşlar. Bu kenar ortaylar şuradaki kenar ortayla şuradaki kenar ortayda olup şuradan paralel çizilip bak bunlar orta taban oldu arkadaşlar. Buradaki doğru da 3 1 2 kuralı 3 1 2 kuralı olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi yine ispatıyla yapabilirsiniz. Bence ezbere girmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Evet şimdi gelelim örneklere. Bakalım ne diyor örnekler. Örnek 16. Paralellikler verilmiş. Yani şurası x verilmiş. GE'ye X diyelim. Ondan sonra GF'ye Y diyelim. GD'ye de Z diyelim. X artı Y artı Z'yi kaç vermişler? 7 vermişler. A, B, A, C, B, C. Şu kenar, şu kenar ve şu kenar toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi bazı arkadaşlar direkt yapabilir. İşi öğrendi. Ama farz edelim X'e yoğunlaşalım şimdi. Burası X iken. Hocam ne yapabiliriz? Bir ağırlık merkezinden bir kenar ortaya çizebiliriz. Bak ispatıyla yapıyorum. Bunu çizdiğin zaman. Aa hocam. Burası A iken burası 2A. şunlar da birbirine paralel olduğundan 1 bölü 3 orandan direkt x ise burası 3x oldu mu? Oldu. Yani xken paraleli 3x'ti. Bunu zaten kural olarak söylemiştik. Bak ispatıyla yaptık. E artık bir tanesini ispatladık ya. Gerisi de kolay. Hocam o zaman burası y iken burası 3y yapar. Burası z iken burası da ne yapar? 3z yapar arkadaşlar. Yani bizden 3x artı 3y artı 3z isteniyor. E, 3 parantezini aldığın zaman x artı y artı z olur. Burası 7 olduğundan cevabımız da kaç çıkar arkadaşlar? 21 çıkar. Yani örnek 16'nın cevabını böylelikle 21 bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 17'ye. Ne yapmış burada? ABC üçgeni biçimindeki bir karton DE boyunca kesiliyor. Oluşan BDE üçgeninde BE kenarı üzerinde BE kenarı BC üzerinde kalacak biçimde 5 birim sağa ötelendiğinde. Hmm. Şu, şunu böyle kesmişim. B, E, üstünde kalacak şekilde sağa öteliyorum. Yani E noktası da B noktası da hala şu BC üzerinde olacak arkadaşlar. Peki. ABC B, C, C, E'nin ağırlık merkezine geliyor. Şekil 1'deki BC kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu öteledim ya. Bütün noktalar ötelendi. İstersen sen şunu eski haline bir geri getir. Zaten böyle kesip öteleme sorularında da yani kesip başka bir yere götürme sorularında döndürme sorularında şeklin önceki halde bizim için gerçekten önemli arkadaşlar. E burada ne oldu? Enceden şekil neydi? Arkadaşlar şöyleydi. Değil mi? Şimdi sen bunu 5 birim öteleyince hocam bu buradan buraya 5 birim geldi. Ya da bu buradan buraya kaç birim geldi? 5 birim geldi. Değil mi? Evet. B, B üstü. B, B üstü diye geldi. E de E üstü diye geldi. Hocam D de D üstü diye geldi. Ha. Şu 5'ler bir işime yaradı mı? Yaramadı gibi şimdilik. Aslında sadece buradaki 5 de işime yarayabilir. Buradan da çözüme ulaşabilirsiniz ama bu da buradan buraya mı geldi arkadaşlar? Evet. Burası da 5 mi? 5. Dikkat edin. BC tabanı üzerinden hiç şaşmadan gitmesi hala D noktasının buraya olan uzaklığı aynı. Yani D noktası alttaki zemine paralel olarak mı gitti arkadaşlar? Evet. Bak yine bir soru aslında kolay mantığı var. Çok da güzel. Bizden neresi isteniyor? Şu uzunluk. Yani şuradaki uzunluk isteniyor. Arkadaşım bu nereye gelmiş bu arada? D noktası ABC üçgenin ağırlık merkezine gelmiş. Şu ağırlık merkezinden çizilen paralelde ne oluyordu? Yani senden artık şu isteniyor dostum. Şu ağırlık merkezi istersen soruyu sadece buradan yap. Hocam istersen ispatından yap. Direkt burası beşgen paraleli ne oluyordu arkadaşlar? 15 oluyordu. Ama ispatından yapayım. Şunu çizdiğim zaman hocam burası 2K burası K olduğundan dolayı hocam burada burası da 2A burası da A'dır. 2 bölü 3 oran var. Hocam burası 2 enken burası 3 endir. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. 3 enken burası da 3 en. 2 en yani eşittir 5 ken. Senden 6 en isteniliyor. Çünkü bunun tamamı 6 en de kaç yapıyor? 3 katı 15 yapıyor. Ya da hocam burası 5 ken direkt buraya kaç diyebilirsin dostum? 15 diyebilirsin. Çünkü burası nedir? Pa, ağırlık merkezinden çizilen paralelle şu kenarında 3 katı olayı vardı. Yani burası 5 çarpı 3'ten cevap 15 diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir soru değil mi? Gerçekten hoş bir soru. Evet 17'yi böylelikle bulduk. Geldik 18'e. Örnek 18'de aslında e, sorularda zorlanabileceğiniz tarzda bir soru. E, buyurun yapın bakalım. Şöyle bir şey yapabilecek misiniz ama. Yani buyurun yapın diyecek bir şey de yok. Yani çok fazla da şeyi de yok. İşin esprisi de yok aslında burada. Hani ne bileyim sizi zorlayacak bir soru olduğundan söylüyorum. Size bir şey katar mı? Çok fazla bir şey de katmaz açıkçası ama yine de yazdım ne olur ne olmaz diye bu arada. Evet detaya girersek soruda biraz sıkıntı var ama neyse çok fazla detaya girmeyelim. 3 verilmiş burası da 3. 3 kökki verilmiş burası da 3 kökki burası da 3 kökki. Verilen bilgileri kullanmak için elimden geleni yapacağım. Hocam burası ağırlık merkezi verilmiş. Ağırlık merkezi verilmişse Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaya çizsem 3 ve 3 kökü kullanabiliyor muyum? Hayır. Ha belki kullanabiliriz. Hocam ağırlık merkezi ya. Bak şuradan. Ve direkt buradan çizdim. Niye? Hocam bunu çizsek işte burada hata yapıyorsunuz. Bunun devamının böyle kenar ortaya olduğunu nereden biliyorsun? Yani şuraya dik çizilmiş böyle. Bu dik belki buradan geçecek böyle. Ama siz buradan böyle uzatıyorsunuz ve bunu doğrusal kabul ediyorsunuz bir tarafımızdan bir şey uydurmak yoktu değil mi arkadaşlar? Yani kafamızdan. E, o zaman bu da saçma olacak. Buradan çizdiğim de aynı şekilde arkadaşlar. Bu doğrusal olacak diye bir şey söyleyemeyiz. E ne yapabiliriz burada? Hocam şunu ağırlık merkezini çizsek bir şey gelecek mi? Ha buradan bir ispat yöntemini yapmış oluruz sadece. Hocam A iken burası ne oldu? 2A. Hocam burada 1 bölü 3 oran var. Yani burası 3 kök 2 iken burayı kaç buluruz arkadaşım? 3 kök 2 iken burayı 3 katı 9 kökü olarak buluruz. Bir işimize yarıyor mu? Vallahi yaramadı. Şu an 9 kökü yaramadı. 3'ü de kullanmam lazım benim. O zaman bu ispat yöntemini düşünmeyeyim şu anda. Aslında zorlasak oradan da çıkartırız da. Şey yapmalıyız. Hocam bana bunu kare vermiş. E 3 kökü 3 kökü 3 kökü vermiş. Bunu da dikdörtgen vermiş. 3 vermiş. E ağırlık merkezi burası. Ha, ağırlık merkezi burası. Hocam şununla şu paralel ama bunun paralelliği ağırlık merkezinde bir işime yaramaz. Kenarla değil. Ama şuraya baktığınız zaman şununla şu birbirine paralel verilmiş. Karenin kenarı olduğu için. Hocam bu kenarla çakışık olduğu için ne oluyor? Şu ağırlık merkezinden çizilen paralelle şunda zaten 1'e 3 oran vardı. Ve aynı zamanda şu ağırlık merkezinden hop devamını getirdiğim zaman. Gençler burası ağırlık merkezinden böyle paralel çizildiği zaman Burası 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2 olmuyor mu? Oluyor. Evet burası 3 kök 2 oldu arkadaşlar. Çünkü niye? Hatırlayalım. Bazı zor sorularda soruluyor. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde tamam. X iken 3x ama bazen bunu da kullandırıyorlar. Burası da x burası da x olmasını. Bak burası da burası eşit olması en azından burada dik üçgen çıkarttı işime yaradı. Ve bu arada bizden, AB isteniyor bizden AB'ye yoğunlaşacağız. Ve bu arada ağırlık merkezinden paralel çizildiği için şuradan şuraya 2'ye 1 oran mı var arkadaşlar? Evet. Devam edelim. Hocam 90'ın karşısı 3 kök ise burası 3 ise Pisagor bağıntısından burası da 3 çıktı. İkiz kenar dik üçgen çıktı mı arkadaşlar? Burası çıktı. E hocam şununla şu paraleldi. 45 ise burası da 45 mi? Evet. E artık ben şu K'yı bulmak zorundayım. E hocam 45 derecede var burada. K'yı bulmak için yapılan hamle ne olmalı? Hop şuradan bir dik çizersek 45'in mantığını kullanırım. Hocam 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2. 3 kök 2, 3 kök 2, kök katı burası kaç yaptı? 6. 6 ise burası 12 oldu mu? Oldu. Bizden ne isteniyor? Ali Bey uzunluğu isteniyor. Yani 3K isteniyor arkadaşlar. K'yı 6 bulduk. 3 çarpı 6'dan cevabımız da kaç çıkar o zaman? 18 çıkar arkadaşlar. Yani örnek 18 cevabı da 18 öyle güzel bir şekilde denk gelmiş. Evet cevabımız böylelikle 18 oldu. Zor mu? Evet yani yani özelliğe bağımlı bir soru olarak yazıldığı için zor aslında. ÖSYM sorar mı? ÖSYM çok fazla özelliğe bağımlı sorular da sormuyor ama ya ne olur ne olmazcı olduğumuz için böyle de bir şey bu, soru var olduğunu göstermek istedim arkadaşlar. Ve geldik son soruya yani 19. soruya. Arkadaşlar neler verilmiş bir verilen bilgilere bakalım. Bu kenar ortay bu kenar ortay verilmiş. İki kenar ortayın kesim noktası nedir? Ağırlık merkezidir. Hocam hem kenar ortaylar verilmiş hem orta taban verilmiş. Ne vardır burada? 3 1 2 kuralı vardır hocam. Ben buna biraz karşıyım. Bu şekilde bilmesek daha iyi olur. E burada ne var? Eşit, 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 eşit. Yani burada şu kırmızı çizgiyle bu kırmızı çizgi birbirine paralel oldu orta tabandan dolayı. Ama 12 buraya kadar verilmiş hocam. Dikkat ederseniz sonuçta yine bununla bu birbirine paralel değil mi? Evet. E o zaman burada şöyle yapalım. Kırmızıları şöyle gösterelim. Aynı zamanda 12'ye dikkat edecek olursak Hocam bu da 12 ise burada da şunlar birbirine paralelse eşitlik de varsa yine bir orta taban çıktı mı çıktı. 12 ise burası 24 yaptı. Hocam bu ağırlık merkeziydi. Hocam kenar ortay kenar ortay olduğundan dolayı ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olur. Yani şu parçayla da şu parça eşit oldu 24 oldu. Peki hocam burada da 90'dan çizilen kenar ortay olduğundan eşit eşit burası da eşit olacak muhteşem şundan dolayı aklımızda bulunsun. Başka ne yapacağız burada? Hocam 3 1 2 işte. Yok boş ver orayı. Burada ne var? Bak bir kelebek var. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Kelebekteki oran 12 bölü 24. Yani 1'e 2. E o zaman burası x ise burası 2 xtir Hocam ağırlık merkezi burası 2x ise burası da 4x olacağından buraya 3x mi kaldı? Evet. Toplamda 3, 4, 6x. 6x neye eşittir arkadaşlar? 24, 24 ise muhteşem şundan dolayı 24'e eşittir. Ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Bizden de zaten kl isteniyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? 4 çıktı. Ve bu haftanın da böylelikle sonuna geldik arkadaşlar. Evet bu sorulara lütfen çok dikkat edin. Bu soruları anladıysanız kenar ortay normalde normal öğrenciler için sıkıntılıyken artık sizin için sıkıntı olmaktan çıkacaktır büyük ihtimalle bu konu anlatımından sonra bir de ek çizim bilginizden sonra. E, bu haftayı da çok güzel bir şekilde geçireceğiz büyük ihtimalle. Çünkü aç orta ve kenar orta gerçekten zevklidir. Önümüzdeki hafta sanırım benzerliğe başlayacağız. Çok önemli bir haftaya başlayacağız. Oraya da Orayı da sabırsızlıkla bekliyorum valla. Sizi de bekleyin lütfen. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.